Esselamu aleyküm ve rahmetullah çok kıymetli VAV televizyonu seyircilerimiz ve çok değerli VAV radyo dinleyicilerimiz hepiniz hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Yeni bir haftada yeni bir İslam'ın da günümüz meseleleri programıyla sizlerle birlikteyiz. FM haftanız hayırlı ve mübarek olsun. Cenab-ı Hak sağlıklı, huzurlu bir hafta geçirmenizi, geçirmemizi nasip eylesin. Programımızdan da en güzel şekilde istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz soruları Doktor Hüseyin Kayapınar Hocam yayın esnasında cevaplandıracak. Muhterem Hocama sormamı istediğiniz soruları 0552 915 82 42 numaralı çağrı hattımızı arayarak ya da sesli, videolu, normal mesaj atarak bizlere ulaştırma imkanınız mevcut. Bir de sosyal medya hesaplarınızdan Vav TV, Facebook, Twitter ve Instagram adresimize mesaj atarak da sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Efendim ben sözü daha fazla uzatmadan çok kıymetli hocama döneyim. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Allah razı olsun. Haftanız hayırlı ve mübarek amin, olsun. Amin, amin, çok hocam? sağ ol. Sağlık sıhhatiniz nasıl? Elhamdülillah, elhamdülillah. Çok şükür. Rabbim daha iyisin hocam. Amin, bundan geri koymasın. Cümlemiz. Tabii daha iyisine de itirazımız olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Seyircilerimizin soruları var hocam. Bismillah evet. diyerek ilk sorumuza başlayayım. Başlayalım. Bir seyircimiz demiş ki bir süredir namazlarımın sadece farzlarını kılabiliyorum. Sünnetleri de kaza etmem gerekir mi? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi tabi asıl olan şey namazı sünnetleriyle beraber kılmaktır. Çünkü sünnetler tabi caizse ekstradan bir gelir, ekstradan bir sevap kazandırıyor bize. Ayrıca bu sünnetler farzlardaki kusurlar varsa onları telafi ediyor. Evet. Kusur yoksa bile Hani meşhur hadis peygamber efendimizin burada birkaç defa tekrarladık onu. İşte namazlardan önce sonra 10 vakit, on rekat namaz kılan kişiye Cenab-ı Hak cennete bir köşk ihsan eder. Yani bir mükafatlandırır onu öyle bir şeyle. Bunlar nedir? Sabah namazından önce iki rekat, öğleden önce dört rekat, sonra iki rekat, akşamdan sonra iki rekat, yasıdan sonra iki rekat. Evet. Ha, şimdi bunlar biz müekked sünnet diyoruz ve insan bir e, mazereti olmadıkça keyfi olarak bunları kaçırmamalı, Hı. kılmalı. 12 rekat değil mi? 12 rekat bunlar kuvvetli ama ikindi ve yasıdan önce de sünnetler var biliyorsunuz. Ama bu 12'nin içinde değil o. Daha doğrusu Peygamberimiz onları saymamış başka şekillerde onları tavsiye etmiş. Onlara da gayri müvekket diyorlar biliyorsunuz. Ne olursa olsun bir defa kıldığımız zaman sevap kazanıyoruz. Evet. Ha, terk ettiğimiz zaman e, mahrum kalıyoruz sevaptan. Ama bu o 12 rekat tabi e, mecbur olmadıkça terk edilmemeli. Şimdi buradaki soruyu soran arkadaşımız zorunluluktan kaynaklı olarak sünnetleri kılamadığını söylüyor. Eğer zorunluluk varsa tabi farzları kılmakla yetinebilir. Ama o zorunluluğun ölçüsü nedir? E, zorunluluğa biraz katlanarak sünneti kılamaz mı? E, o duruma göre değişir ama gerçekten Sünneti kılma imkanı yok ise, gerek sağlık açısından, gerek efendim iş açısından, gerek çevre muhit açısından imkan bulamıyorsa e o zaman farzlarını ihmal etmez. Yani ben sünnetleri kılma, kılamıyorum. O zaman farzlarda da kılmayayım demez. Farz borçtur, o, görevdir. O yerine getirilecektir. Ama sünnetler evet. tabir caizse hediyedir. Farzlar borçtur, sünnetler hediye gibidir. Bir kural var şeyde la yutrakü kulluhu la yutraku kulluhu. Eğer bir şeyin tamamını elde edemiyorsan, nasıl olsa tamamını elde edemiyorum o zaman geriye kalan kısmını da yapmayayım demez. Evet. Yani birine borcun varsa ödeyebileceğin kadarını ödersin. Tamamını ödeyemiyorum di diye hiçbirini ödememesi gitmez. Ha e tabii yanında borcunu ödedikten sonra birikim yaparsan da aleyh hala hocam. E tabii yani o bir ikram edersen Sünnetlerde alıp, o birikim işte ikram edersen sonra ikram evet. yani alacaklıya ikram ediyorsun mesela o da iyi bir şey. Peki. Bir başka seyircimiz demiş ki mahşer gününde üzerimize hakkı olan insanlar bizden namazlarımızı alacaklar sanırım. Farz namazlarımız ayrı tutularak sünnet namazları üzerimize hakkı olan kişilere mi verilecek? Böyle bir ayrım yok. Tabii bizim böyle bir şey olacağını nereden biz biliyoruz? Peygamber Efendimizin haberinden, hadisinden biliyoruz. Evet. Yoksa kendimizin böyle bir sonuca aklımızla varmamız mümkün değil. Peygamber Efendimiz de o hadisinde yanlış hatırlamıyorsam, birini nicarın Allah'ın huzuruna. Tabi bu ifade farklı olabilir. Namazıyla, orucuyla, haccıyla, zekatıyla gelecek. Ama ona hakkını yemiş, buna sövmüş, ötekini dövmüş. Ve hak sahipleri ondan hakkını alacaklar. Evet. Ha, Alırken de ne yapacak? Önce onun amellerini alacaklar. O ameller genel. Sünneti de girer bu işin içerisine. Farzı farz da girer. Ha. Ve ondan sonra o amellerle borçları ödenecek. Ne olacak bu sefer o borçlu olan kişi? Yani hak yiyen kişi, hukuk yiyen kişi? Amelsiz kalacak. Yani sıfır amelle gitmiş gibi olacak. Ha o da yetmeyecek. Öde ödeyemeyecek belki de. Bu sefer alacakların günahı alınıp şeye yüklenecek. E, boşluğa evet. yani o hak yani omuzuna yüklenecek. Yani bu hadiste namazdan bahsediliyor genel anlamda ama o namazın nafile namaz mı, farz namaz mı, sünnet namaz mı diye bir ayrım yok. Ve bu kişi müflis, müflis. müflis o tabii. Yani bu, burada bir ayrım yok, bir kayıtlama yok. O zaman bütün namazları bu işin içine giriyor demektir. Bütün oruçları giriyor demektir. Zekatıyla diyor zaten zekat farz. Evet. Yani o yani farz olan zekat giriyor bak. O zaman demek ki farzlarda giriyor. Allah bu duruma düşürmesin hocam. Bir başka seyircimiz Kur'an-ı Kerim'de dua ayetleri var. Bu ayetleri tertibi riayet ederek sabah namazında okuyabilir miyiz? Ya okuyabilir. Yani burada önemli olan şey nedir? Kur'an-ı Kerim'den ayetler okumaktır. Kur'an-ı Kerim okumaktır namazda. Evet. Yani başladığım zaman bir sayfanın sonuna kadar aynı sayfayı devam ettireceğim veya hafızsam iki sayfayı üst üste okuyacağım diye bir şart yok. Yani yeter ki Kur'an-ı Kerim ayeti olsun. Gerek ki o okuma, okunduğu zaman önceki ayetle sonraki ayet arasında bir çelişki meydana gelmesin. Ha, bunlar önemli ama bunları da anlayabilmek için o ayeti anlamak lazım. Ama Kur'an-ı Kerim'in dizilişinde bu insicam var. Evet. Yani Peygamber Efendimiz demiş ki şu ayet indiği zaman bunu al filan yere yaz. Bunu alın filan yere yazın diye. Dolayısıyla o Kur'an-ı Kerim'in şimdiki sıralanış biçimi, Gerek ayetler olsun, gerek sureler olsun. Peygamberimizin şeyiyle şeyle, emriyle, tavsiyesiyle, gözetimiyle olmuş. Ama biz kendimiz kendimize göre bir ayrı bir şey yapmak istesek. ve o zaman farklı manalar peş peşine gelebilir falan. O açıdan doğrusu asıl iyi olanı sıradan okumaktır ama bu şekilde okursa da eğer dediğim gibi bir terslik yoksa olur. Hatta şöyle bir şey okumuştum ben bir yerde. Halid bin Velid biliyorsunuz, Evet. Allah'ın kılıcı Seyf. olarak meşhurdur. Seyfullah. Seyfullah, o lakap vardı. Çok savaş, çok savaşa katılmış. Müslüman olduktan sonra, Müslüman olmadan önce de Müslümanlara karşı savaşa katılmış. Veya yani o Savaşı'nda Müslümanlar mağlup durma düşmelerine sebep Halid bin Velid'dir. Evet. Ama sonradan da bunları kat kat ödeyecek şekilde... İslam'a hizmet etmiş. Bu savaşta çok fazla meşgul olduğu için e, Kur'an-ı Kerim ezberlemeye pek vakit bulamamış. O yüzden işte böyle parça parça ayetler. Yani bir ayet diyelim buradan, bir ayet üç, üç sayfa sonrasından, bir ayet öteki sureden falan. Bir de şu var, e, askere namazı emir kıldırır, yani komutan kıldırır. Dolayısıyla kendisi komutan olunca cemaatın önüne geçip o kıldırıyor. Evet. Ve böyle parça parça ayetlerle yani parça parça derken bir ayeti bölerek değil. Yani bir ayet burada, bir ayet öbür taraftan, bir ayet, bir ayet başka bir taraftan okuyarak namaz kıldırırmış. Yani olabilir ama dediğim gibi e, böyle e, peşi peşine gelen ayetlerde mananın birisi ötekini ne ters düşecek şekilde olmamak. Bir seyircimiz demiş ki, hocam benim kız çocuğum, çocuk derken yaşı büyük abdest alırken bayağı zorlanıyor. Ruhu sıkılıyor. Oldu olmadı diye çok sıkıntı çekiyor bu durumda. Yani abdest almak kendisine bir eziyet oluyor. Bu durumda ne yapması lazım? Vallahi e, Allah kolaylık versin. Allah şifa. Bu bir hastalık bu rahatsızlık. Evet. Yani bu durumda olan çok insan var. Banyoya giriyor çıkamıyor. Abdeste giriyor çıkamıyor. Evet. Yani bu bizim tanıdığımız bildiğimiz insanlardan da var. Ya Bu bir evham meselesi. Besbese. Birkaç defa abdest alıyor. Ha. Şimdi burada Tabi bilmiyorum bir psikoloğa gitmeli bir defa Kesinlikle olarak e O Madem ki bu vesveseye tutuluyor Onun e, tedavi ana merkezi Psikologtur ha, Ama Benim aklıma gelen mesela şöyle Her organı 3 defa yıkadığı zaman Bunu telkin etmeliyim Her organı 3 defa yıkadığın zaman Abdest bitmiştir Ben de bu elimi 3 defa yıkadım Evet Yüzümü üç defa yıkadım Ayağımı üç defa yıkadım Misal böyle bir sınır koyarak, sayı koyarak ve o sayıya da abdestinin tamam olduğunu şeye yerleştirmeli. Onun dışında de bir söyledim. işte psikoloğa gitmeli. Bir de e, dua etsin Cenab-ı Hakk'a. Felak Nas surelerini olsun. Yani biliyorsunuz o Nas suresinde elledi yüves bir sufi sudurin nas minel cinneti Yani insanların gönüllerine vesvese veren o şeytan, şeytan. Ve insanların şeyin şerrinden Allah'a sığınırım diyor. Bu, bu, bunu okuyarak dua etsin. Başka ne yapılır bilemiyorum ben. Peki hocam. Seyircilerimizden biri demiş ki, 5 yıl önce bir tanıdığıma TL olarak borç para verdim. Enflasyon sebebiyle 4 yıl ödemedi. Ben de 4 yılda madem ödeyemiyorsun, bugünden itibaren altına çevirelim. Sen belirle dedim ve anlaştık. Bir buçuk yıl sonra bir kısmını verdi. Fakat eski TL borcu üzerinden verdi. Ben size altın hesabı üzerinden şu kadar daha borcun kaldı dedim. Altın üzerinden alacağımı istemem doğru mu? Şimdi burada yani biraz e, düğme ilk iş, iliklenirken yanlış iliklenmiş gibi geliyor. E, tabii ilk verirken bunlar e, TL üzerinden konuşarak vermişler. Tabii doğrusu evet. da budur. Çünkü... Borç olarak neyi verirsen, ne verirsen alacağın odur. Evet hocam. Burada TL vermiş. Alacağı da o. Ama ödememiş kişi. Vaktiyle ödememiş. Ha, bir gün gelip de ödeme sırası, işte ödeme durumunda olsaydı bu arkadaşımız. Yani borçlu. İşte Ahmet Mehmet gel. Ben şu kadar süredir senin borcunu ödeyemedim. Artık imkanım oldu sana bu borcu ödeyeyim dedi. Alacaktı da dedi ki ya o günden bugüne para değer kaybetti ne yapalım böyle bir durumda bu insanlar e, enflasyon farkını dikkate alarak fazla alabilir peki onu onu o zaman altına endeksleyebilirler mi şimdi altını borç almak borç vermek caiz değildir yani altını borç alıp borç vermek caiz değildir ama e, ancak ne olur ee, yani TL karşılığı filan. Evet. Ancak altın olarak boş verirsin, altın olarak alırsın. Şimdi burada bunlar ne yapıyorlar? TL'yi altına çevirip altını vadesini uzatıyorlar. Ya borç olarak sanki altın vermiş gibi oluyor ama Altın vermedi. Altın vermedi. Ne verdi? TL vermişti. Ha, böyle olunca e, bu e, borcunu ödediği zaman benim kanaatim olarak enflasyon farkını dikkate alarak ödesinler. Yani altına endeksleme değil de en, enflasyon farkıyla. Çünkü bu e, altın dediğimiz zaman biz e, TL vermiş, altın borçlandırmış. Veya altın e, vermediği halde altın borçlandırmış. Ya yani bunlar sakıncalı oluyor şeyde. E, İslam e, ticaret hukukunda. Yani dolayısıyla hocam şimdi mesela bir buçuk yıl sonra borcunun bir kısmı ha, o verdi onu, fakat onu, TL onu, borcu üzerinden verdi diyor. TL borcu üzerinden o şey yapsalardı kalanını altın üzerinden istemiş. E, yani şey, bunu öyle yapmasın kişi. da o günkü bugün o günden bugüne enflasyon farkı onu alsın. Anladım. Yani kalanını enflasyon üzerinden enflasyonu TL üzerinden istersen. hesaplasınlar. Peki hocam. Bir başka seyircimiz demiş ki 10 ay önce kızımı kaybettim. 19 yaşındaydı. Bazı hocalar perşembeyi cumaya bağlayan gece ölüleriniz evlerinizi ziyaret eder dedi. Bunun doğruluğu var mıdır? Bir de nafile namaz kılıp oruç tutup sevabını kızıma hediye edebilir miyim? Şimdi bunlar biraz e, çok net bilinen şeyler değil. Yani bir defa e, vücut, e, ruh, insan öldüğü zaman ruh vücuttan ayrılıyor. Evet. Ve berzah dediğimiz aleme gidiyor. Berzah demek engel demek. Şimdi bununla ilgili bazı hadisler var. Hatta bazı yorumlamalar bu ayetlere de istilal ediliyor. E şimdi e, Berzah'taki ruhlar birbirleriyle görüşürler mi? Berzah'taki ruhlar insanlarla hayatta olanlarla görüşürler mi? Ölüler geride kalanların yaptığı işlerden haberdar olur mu? Olursa ne hissederler? Gibi bir takım şeyler var konular var bununla ilgili. Bunlarla ilgili kitaplara bir şeyler girmiş. Ama bu girenler bir kısmı hadisten çıkartılmış bir kısmı bir değerlendirme. Ama özet şu. berzattaki berzah'taki ruhlar e iyi amel işledilerse. Evet. Birbirleriyle sohbet edecekler. İyi amel işleyenler. Yani cennetlik olanlar diyelim. Birbirleriyle sohbet edecekler. Konuşacaklar. Dünyadan haber alacaklar deniliyor. Ama eğer günahkar ise, cehennemlik ise kendi başının derdine düşecek. Kendi başının derdine düşecek ve başka şeyle meşgul olacak. imkanı, fırsatı olmayacak. Dolayısıyla o kötülerin, o kötü ruhların ruhlarının birileriyle orada konuşması, görüşmesi, dünyayla ilgilen vesaire mümkün değil. Olmayacak. Ha, peki bizim dünyada yaptığımız ameller, bizim ölülerimiz mutali olacak mı? Olacak deniyor ve bizim yaptığımız iyi amellerden sevinecekler. Bizim işlediğimiz günahlardan dolayı üzülecekler. Yani biz bir günah işlediğimiz zaman dünya hayattayken sadece kendimiz suçlu durumuna düşmüyoruz. E, Ahirete intikal eden büyüklerimizin de üzülmelerine sebep oluyoruz. Evet. Ha, sonra Peki bunlar evlere gelecekler mi? Yani o Perşembe akşamları, cuma akş geceleri kabirlerinden o berzahtan değil de işte gelecekler mi, gelebilecekleri söyleniyor. Yani gelebilirler deniliyor, kesin değil. Ama kim hangileri gelebilir? İyi amel işleyenler. Çünkü kötü amel işleyenler oradan kıpırdayamayacaklar. Berzah engel demek zaten. Evet. Ve o berzah onların gelmesine engel olacak. E, bu şekilde görüşler var. Yani bu Perşembe ve Cuma günleri ölenlerin ruhları evlere gelir mi gelmez mi? Kesin bir şey yok ama gelebilirler de gelmeyebilirler de. Peki hocam. Bir sesli sorumuz var. Ha bir de şu vardı. Okuduğumuz o nafile namazların sevaplarını bağışlayabilir miyiz? Hmm. Bağışlayabiliriz. Her türlü nafile ibadetimizin sevabını bağışlayabiliriz. Bir sesli sorumuz varmış. Efendim hep birlikte sesli sorumuzu dinliyoruz. İyi akşamlar. Hocama sorar mısınız? Bir canezeyi Tabutla mı gömmek Kur'an-ı Kerim'de hangisinde e, yer vardır? Tabutla mı gömülür? Kefenle mi hangisi daha makbuldür? Hocama sorarsanız sevinir. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de şunla gömül, bunla gömül diye bir ayet yok. Ancak Peygamber Efendimiz'den itibaren tüm İslam aleminde bir uygulama var. Nedir o? Kefenle gömmek cenazeyi. Tabutla değil. Yani cenazeyi toprağa değdirmek. Hani diyoruz ya topraktan geldik toprağa gideceğiz. Evet. Ha, budur. Hatta e, bu bizim o kefen konusunda e, şeyler var. Kefeni sünne, kefeni zarura gibi kefeni kifaye şeyler var. Kefen çeşitleri var. Hı hı. Yani bir kimse öldü onu kefen eskiden öyleymiş şimdiki gibi değil ki yani ortalıkta bez vesaire çok yok. Mesela Uhud Savaşı'nda şehit olan sahabeleri kefenleyememişler. Evet. Musab bin Umeyr değil mi? Yani yetmemiş. hocam. Yetmemiş. Ayağına ayağının üzerine ot koymuşlar. Evet. Yani iş, ama ve bundan dolayı da üç çeşit kefenden bahsedilir kaynaklarımızda. Bir kefeni kifaye. Ya yani yetecek kadar. İki kefeni darura. Yani elde ne varsa o. Yetecek kadar yok. Kefen sünne üçlü. Yani o işte kefenlerin tarifinde izar, rida, kamis evet. diye geçer. Yani peştemal üst tarafını alınan şey ve bir de gömlek, kamis. Onun özel bir giydirme şekli var, dolama şekiller var. falan. Ya yani bu İslam kültüründe cenazeler kefenle defnedilir. Evet. Tabutla bizim kültürümüzde yok, İslam geleneğinde yok. O batılarda var. Ki Musab bin Ömer'in hocam elbisesi Yetmiyor. Zaten Elbisesi o zaman elbiseler, kullanılıyor. elbiseleriyle zaten o şey, şehitler elbiseleriyle, kanlı elbiselerle gömülüyor zaten. Evet. Onlara ayrıca kefen sarılmıyor. Hmm. Ama Musab bin Umeyr'in elbisesi de yetmiyor. Evet hocam. Peki hocam. Ben seyircilerimizi ve dinleyicilerimizi çağrı hattımızı hatırlatmada bulunayım. Efendim sizlerde merak ettiğiniz aklınıza takılan soruları 0552 915 82 42 numaralı çağrı hattımızı arayarak ya da sesli, videolu, normal mesaj atarak merak ettiklerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. Kıymetli hocam yayın esnasında sizden gelen soruları cevaplandıracak. Ankara'dan Gülcan Orhan isminde bir seyircimiz demiş ki, ben gece uyurken uykuda Vav Radyo'yu açıp Kur'an-ı Kerim dinleyerek uyuyorum. Ya, saygısızlık yapmış oluyor muyum? E, niyeti saygısızlık yapmak değilse <laughs> saygısızlık yapmış olmaz ama tabii bizim e, örfümüzde adab olarak yani dün de geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk evet, bunu. Hocam. Biz Kur'an-ı Kerim'e saygı gösteririz. Ama İslam aleminin her, hepsi Türkiye'de bizim gibi değil. Yani hacca gidenler görürler Kur'an-ı Kerim'i yanına koyup yanına yatıyor. Yani böyle insanlar var ama biz öyle bir şey yapmayız. burada ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim yok, ses var. Evet. Ses var ve onu dinliyor. Dinlerken yattığı yerden dinliyor. E, uyuyacağını da kapatıveriyor. Ben yani olabilir. Başka bir soru, seyircimiz benzer bir soru sormuş hocam. Demiş ki bazen canlı dini programları izlerken ev işleriyle yemekle meşgul oluyoruz. Dua edilirken ellerimizi kaldırmamız mı gerek yoksa sadece biz de orada işte uğraşırken ağzımıza amin desek duaya iştirak etmiş olur muyuz? Şimdi bir defa Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla veya onu dinlemekle dini programları dinlemek aynı değil. Yani bizim programımızı insanlar evet. e, iş yaparken de dinleyebilirler, örgü örte, örerken de dinleyebilirler, yolda giderken de dinleyebilirler veya izleyebilirler. Ne oturup da bizi izleme zorunlulukları yok ama Kur'an-ı Kerim'i dinlemek zorundalar Kur'an-ı Kerim okunuyorsa. Ve Kur'an-ı Kerim'i dinlemeye engel olan şeylerle meşgul olmamak gerekiyor. Şimdi dua, yani dualar yapılıyor bazı programlarda biliyorsunuz. Evet. Şimdi dua duanın kıblesiz semadır deniyor. Ve onun için de eller semaya kaldırılır. Bu duanın adabındandır. Ve Resulullah Efendimiz de bunu böyle yapmıştır. Bak böyle kaldırılarak bu beyazlıklar görülmüş. Bu şekilde kaldırarak yapmış şey e, dua. Yani böyle de yapmış. Ve sürmüş yüzüne. Şimdi şey de e, yani adap da bu. Ama öyle değil de işte hanımefendi mutfakta yemek yapıyor, bir taraftan soğan doğuruyor, bir taraftan da şey dinliyor, televizyon seyrediyor veya radyo dinliyor, dua ediliyor, amin diyor. E o da olur. Ama vakti olursa tabii ellerini açarak amin demesi daha uygun olur. Bir başka seyircimiz. Namaz kılıyorum ama eşime karşı bakımlı olmak istiyorum. Kirpiğe sürülen rimelle abdest olur mu? Rimel katı bir madde kirpiği kaplıyor. Ama deriyle, derinin gözenekleriyle bir alakası yok. Deriyi kapatmıyor. Sadece kirpiği kapatıyor. Bu durumda bununla abdest olur mu? Şimdi e, abdest veya gusülde yıkanması gereken yerlere suyun ulaşmasına engel olan maddeler. Adı ne olursa olsun. Evet. Abdest de gusle engeldir. ya Bunun adı ister rimel olsun ki burada da söylediği üzere bu hanımefendinin şeyi kaplıyor. Kirpikleri kaplıyor. Evet. İster efendim, daha çok oje örnek verilir. Veya buna benzer şeyler. Ee, peki kirpiğin yani o kılları değil de kirpiklerin dibine suyun bulaştırılması yeter mi? Şimdi bazen kıl vücut yerine geçiyor. Bazen geçmiyor. Mesela biz şimdi sakalımız var. Bizim bu senin sakal olsun benim sakal olsun. Abdest alırken bu suyu dibine ulaştırmamız lazım bizim. Evet. Niye? Bizim sakalımız uzun değil, sık değil. Hilallemek mi diyorlardı He. hocam şöyle? Ama diyelim ki sakal uzun, sık. O zaman onun sakalların dibine ulaştırma şartı yok. E şimdi burada kirpikler öyle çok zarur bir şey değil bir. İkincisi de e, onların dibi yeterli değil. Kirpiklerin kendilerinin de ıslatılması lazım. Evet. Onun için böyle yaptığı takdirde herhalde onu çıkaracak bir madde vardır. Namaz kılacağı zaman çıkartır ondan sonra tekrar istiyorsa sürer. Yani abdest alacağı zaman daha doğrusu. Peki. biri diğer seyircimiz demiş ki namazın birinci reketinde İhlas Suresini, ikinci reketinde Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin kısmına kadar okusak uygun olur mu? Buna geçmeden önceki soruyla ilgili aklıma bir şey geldi. Mesela sürme çekebilirler. Yani böyle kadınlar süslemek evet. için gözlerini daha güzel göstermek istiyorlarsa eşlerine sürme çekebilirler. Sürmenin hiçbir zararı yok. Öteden beri de zaten bu var. Bu kullanılıyor ve bu aynı zamanda bir zinet olarak süslenme olarak oluyor. Yani o rimel yerine sürme çekildiği zaman onun herhangi bir engeli olmuyor abdestle kusura. Peki hocam. Gelelim bu sonraki soruya. Şimdi burada e, sonra e, Şehadet İhlas. İhlas Suresi yani Kur'an-ı Kerim'in sonlarına doğru olan bir sure okuyor. Evet. Ama ikinci rekatta Subhaneke Rabbil Arap diye geriye gidiyor. <laughs> Bu usule uygun düşmüyor. Yani adaba uygun düşmüyor ama namazın evet. geçerliliğine de engel değil. Yani namaz namazdır ama ...adab olarak yukarıdan aşağıya doğru okunur. Peki hocam. Seyircilerimizden biri demiş ki... ...bebek cenazelerinde kadın erkek farkı olur mu? Yani ölen bebek erkekse kadın cenazesi üzerine gömülür mü? Şimdi e, bebeklerin tabii yıkanması konusunda... ...cenaze namazının kılınması konusunda... ...cenaze namazında kılarken okunacak dualar konusunda pek fark yok. Evet. Yani kız çocuğu olmuş, kız bebek, erkek bebek. Aynı duayı okuyoruz. Yani yetişkin cenazelerde erkekler için okuduğumuz dua ile kadın cenaze için okuduğumuz dua arasında fark var biliyorsunuz. Yani zamirler değişiyor. Ha, ama bebeklerde böyle bir şey yok. Ha. Peki aynı kabristana def etme ve aynı mezara def de bu da e, bebek yetişkin farkı yok burada da. Evet. Yani normalde nedir? Her cenaze ayrı bir kabre konulmalıdır. Eğer bu bebek canlı olarak doğmuş sonra ölmüşse o da ayrı bir cenazedir. Dolayısıyla mecburiyet yok ise eğer, zorunluluk yok ise ayrı ayrı kabirlere defnedilmeli. Ama böyle bir imkan yok ise, defnedecek yer yok ise, mecbur kalınmış ise bir cenazenin üzerine alttaki cenaze erkekmiş, kadınmış, Konulan bebek, erkekmiş, kadınmış fark etmez ama önceki cenazenin çürümüş olması gerekir. Ee, eğer çürümüşse fark etmez olabilir. Peki. Başka bir seyircimiz demiş ki, kaza namazlarında niyet nasıl yapılmalı? Vakit namazlarından önce mi, sonra mı kılınmalı? İkindinin sünneti ve yatsının ilk sünneti yerine kaza namazları kılabilir miyiz? Şimdi geçtiğimiz hafta yine bu konuya soru gelmişti, cevaplamıştık kaza namazlarının kılınacağı bir muayyen vakit yoktur şart olan. Evet. Yani kerahat vakti dediğimiz vakitlerin dışında her an kaza namazı kılınabilir. Bu bir yani fazlardan önceymiş sonraymış fark etmez. Yalnız kerahat vakitlerine denk gelmesi bu bir. İkincisi nasıl niyet ederiz? Eğer hangi namazı kaza ettiğimizi biliyorsak gün, ay ay yıl, ay, gün, hafta olarak diyelim ona göre niyet ederiz. Yani fazla cenaze şey kaza borcumuz yok efendim. Biliyorum ki ben işte 2022'nin Ocak ayının e, bir öğle namazını kaza ed kılmamışım. Geçmişti. Onu kaza edeceğim. 2022'nin işte ilk haftasının öğle namazı diye ve ilk günün öğle namazı diye niyet eder. Ama böyle değilse yani böyle çok ne zaman ne kıldığımızı bilemiyoruz. O zaman doğrudan e, niyet ettim, e, üzerinde borç olan ikinci namazını kaza etmeye. Öğle namazını kaza, et, kaza etmeye diye niyet eder. Yalnız bu evet. zamanla ilgili olarak şunu hatırlatalım. E, sahibi tertip diye bir kavram var bizim e, ıslahımızda. Nedir hocam bu? Sahibi tertip demek, e, beş vakitten fazla namaz borcu olmayan kişiye tertip sahibi diyorlar ömründe toplamda 5 vakitten fazla ömründe, namaz beş borcu olan fazla. Şimdi bu sahibi tertip olan kişi bir şekilde bir namazı geçirdiyse eğer sonraki namaza başlamadan daha doğru, sonraki namazı kılmadan o geçirdiği namazı kaza etmesi gerekiyor. Mesela diyelim ki bir adam sahibi tertip. Beş vakitten fazla cana, şey namaz borcu yok. Evet. Sabah namazına uyanamamış. Ha bu kişi Öğle namazını kılmadan önce sabahı kaza etmesi lazım. Yani Önce öğleyi kılıp arkasından sabah kaza etmemeli. Önceden sabahı kaza etmeli. Ondan sonra öğleyi kılmalıdır. Tertip sahibi. Evet. E, tabii şu da vardır. Peki yanılmış, bilememiş, sonrakini kılmış. E, yapacak bir şey yok. Veya vakit dar. Sabahleyin uyuyakalmış ama Öyle bir uyumuş ki gece çalışmış. 15 dakikalık, 10 dakikalık bir zaman var. ikindi namazına evet. vakti gelecek. Sabah kaza etse ikindiyi yetiştiremeyecek. İkindiyi kılar. Ondan sonra sabah kılar. Ve onların kabulü için bir zaman meselesi var. Ona girmeyelim. Böyledir. Ama tertip sahibi değilse yani üzerinde altı vakit veya daha fazla, beşten fazla yani kaza namazı borcu yok ise o takdirde bu kişi şeyde olmamak kaydıyla Kerahat vaktinde olmamak kaydıyla istediği zaman kaza eder. Peki ben ikindi ve yatsı namazlarının sünnetini kaza olarak kılabilir miyim? Yani sünnet değil de kaza kılabilir miyim? Hı, hı. Şafi mezhebinde zaten öyledir. Yani Şafi mezhebine göre bir kimsenin kaza namaz borcu varsa o nafile kılmaz, sünnet kılmaz, o farzı kaza eder. Yani önce borcu öder, Ondan sonra hediye geçer. <laughs> Borcu varken hediye vermez. Böyle <laughs> anlaşılmaz. <laughs> Şimdi söylemiş oldum. Ama Hanefi mesebinde öyle değil. Hanefi mesebinde e, sünneti de kılabilir, kaza da kılabilir. E, kaza kılar sünneti kılmazsa sünnet sevabından mahrum olur. Bizim tavsiyemiz hem sünneti kılsın hem de hem de kaza kazasını kılsın. kılsın. Vakit var daha. Yani geriye epey bir vakti kalıyor 24 saatin içerisinde. Peki hocam. Başka bir seyircimiz demiş ki babanın bedduası tutar mı? E şimdi ana babanın bedduasının, duasının tutacağına dair yani e, şeyler var. Üç grup kişi vardır ki onların duası reddedilmez. Evet. İşte bunlardan birisi ana babanın rüyasıdır. Evladına duası. Evladı için duasıdır. Dua reddedilmediği gibi beddua da tutabilir. Ama tutar demiyorum çünkü e, dua gibi değildir beddua. Yani ana baba evladına gönülden beddua etmez. Evet. Dilden eder. Ama duayı gönülden eder. O yüzden dua reddedilmiyor da. Beddua buna göre o da tutar. Ama tutmayabilir de onu Cenab-ı Hak bilir. Anaya babaya beddua edecek şekle getirmemeli. Annenin bedduası için süt engel olur vesaire diyorlar. Yani efendim. sütümü helal etmem falan ifadesi doğru değil. Evet. Yani öyle bir şey geçerli değil zaten. Yok yani anne beddua ettiği zaman hani annenin çocuğunu emzirdiği süt o bedduayla arasına girer engel olur derler. Böyle bir de söylerler. Ben onu bilmiyorum da yalan şu var. Hani kadınlar çok kullanırlar. işte e, canları yandığı zaman evet. E, sütümü helal etmem, sütüm sana haram olsun falan derler. O süt çocuğun hakkı zaten. Annenin ihsanı, ikramı değil. <laughs> o yüzden sütümü helal etmem lafı ona bir dikkate alınmaz ama Tabi beddua ederse, acıtmışsa Evet e, Allah onu şey yapabilir. E, acıtmamak lazım yani anneyi babayı beddua edecek seviye getirmemek, yürütmemek lazım. lazım. Anne babanın da hocam ağzını hep böyle güzel dualara alıştırması on, o, lazım. O da öyle olmadı. Yani bazı kadınlar var ağzını açtığı zaman beddua ediyor. O da evet. yanlış. Eskilerin hani bedduası derler ederken çocuğuna sinirlendiği zaman derlermiş ki işte ömrü uzun olasıca işleri rast gidesice <gülüyor> diye, <gülüyor> diye söylerler. Allah hayrını versin derler. Evet hocam. Bir başka seyircimiz demiş ki sabah namazının arkasından kaza namazı kılabilir miyiz? Şimdi güneş doğmadan önce kılabilir. Yani sabah namazını kıldıktan sonra güneşin doğmasına eğer bir süre varsa vakit olarak o süre içerisinde kaza kılabilir. Ama nafile kılamaz. Peki. Diğer bir seyircimiz. Anne baba mezarına ziyaret etmek sıla-i rahim sayılır mı? Bunun fazileti nedir? Şimdi Sıla i rahim dünyadaki insanlarla ilgilidir. Ama biz e, kabire gittiğimiz zaman, annemizi babamızı ziyaret ettiğimiz zaman tabii oraya gidip de e, şarkı söyleyerek gelmiyoruz. Evet. Yani orada selam veriyoruz. E, Kur'an-ı Kerim okuyoruz, dua ediyoruz, düşünüyoruz. E bunlar güzel şeyler. Ve tabii demin ilk başta konuşmuştuk. Annenin, babanın bizim bu ziyaretimizden haberi olabilir. E dolayısıyla e, kabir ziyareti genelde evet. tavsiye ediliyor. Peygamber Efendimizin hadisi var. Yani kabirleri ziyaret edin. O size ölümü hatırlatır diyor. Ve dolayısıyla bu kabir ziyareti var. Peygamberimiz de ziyaret yapmış. Ve onlara bir özel selam verme şekli var. Esselamu aleyküm ya ehle el-kubur ve ehle diyar el-kubur gibi. Biz de inşallah size ulaşacağız. Ha şimdi bu var, sünnettir bunlar. E dolayısıyla bizim kabir ziyaret etmemiz sünnettir. Ya e Anamızın babamızın kabrini ziyaret etmemiz de inşallah onların ruhu berzahta rahat haldedir, iyi haldedir. Kendi dertleriyle uğraşmaz. Bizim de haberdar olurlar inşallah. Ama bu sılay rahim gibi değildir. Çünkü sılay rahim zorunludur. Yani sılay rahmi kesmek günahtır. Yani akrabayı, hısmı, ziyareti kesmek günahtır. Ama evet. kabir ziyaretini ihmal etmek günah değildir. Peki hocam. Bir başka seyircimiz kadınların bacak bacak üstüne atması günah mıdır? Diye e saygısızlık söylüyor. olur eğer karşısındaki kişiye göre. Durumu değişir. Bu örf de esastır. Yani günahla sevapla bunun alakası yok. Yani burada nedir? E, otururken e, insanın avret yerlerinin açığa çıkacağı bir tarzda oturmaması lazım. Evet. Onun için mesela e, eskiden tabii insanlar entari giyiyorlardı ve belki iç çamaşırı bulamıyorlardı. Peygamber Efendimiz e, köpek oturuşu gibi oturuşu yasaklamış. Ne demek o? Dizleri bükerek böyle kalçayı yere koyup dizleri bükerek oturma. Evet. Böyle oturmayın diyor. Niye? Çünkü öyle oturulduğu zaman kişinin edep, edep yerleri uzak dışarıdaki için görülebilir. Bunlar var. Ama böyle bir durum yoksa tabi namazda özel oturuş şekilleri var. Fakat namaz dışında adaba uygun olan, toplumun yadırgamadığı türde oturmalar olabilir. Diğer bir seyircimizin sorusu, nisap miktarı İslam ilmi halinde 81.18 gramken İslam Ansiklopedisi'nde 85 gram yazıyor. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni e, tabi bizim bu nisapla ilgili ölçü miskal dediğimiz, dinar dediğimiz altın ağırlığıdır. Bu 20 miskaldir, 20 dinar. Peki evet. bir miskalın ağırlığı ne kadardır? Şimdi bunun hesabını yaparken işte bir dirhem şu kadar arpa tanesi, işte o arpa tanesini yaptığımızda şöyle böyle bir sürü böyle şeylerle yapılıyor. Ve bazı hesaplamalar 80.18 grama tekabül etmiş. Veya da şunu da yapanlar olmuş mesela. E, en eski elimizde bulunan, en eski dinar, yani eski en eski Müslümanların kullandığı altın para. Ne zaman var elimizde müzelerde, yani onu bulmuş diyelim, evet. onu tartmış efendim, işte o şu kadara varmış, böyle de ulaşmışlar. Yani burada e, o miktarlar arasındaki farklılık, o miskal dediğimiz ölçü biriminin güncellenmesi konusundaki e, uygulama biçiminden kaynaklanıyor. Yani bazı uygulamalarda onu tespitteki bazı uygulamalarda. 80.18 denmiş ve İslam ilmu halinde bu benimsenmiş. Ha, bazılarında ise 85 gram denmiş. O da başka. Ee, şimdi İslam ansiklopedisini yazan kişi ile bildiğim kadarıyla o zekat maddesini yazan kişi Allah rahmet eylesin. Onunla e, İslam e, ilmu halini yazan aynı şahıs. Ama birisinde 80.18 demiş, ötekinde 85 demiş. Herhalde e, fikri değişmiş öyle anlaşılıyor. Mehmet Erkal, fikri değişmiş öyle anlaşılıyor. Evet. Bu Yusuf el Kardavi de yani vefat etti onun için zaten rahmetli dedim ya. Evet. O zaman. E, Yusuf el Kardavi de 85 gram diyor ve diniyetin e, böyle zekat nisabı olarak kabul ettiği 80.18 gram. E şimdi burada da bir 80.18 gram daha ihtiyatlı oluyor. Yani ne demek? Evet. Bir şeye göre şimdi bu 85 gram dersek 84 gram altını olan zekat vermeyecek zekat alabilecek. Doğru. <laughs> <laughs> Ama 80.18 gram dersek 4 gram daha az orada fakirin menfaati var ihtiyat var. Evet, onun için biz genelde 80.18 gramı Evet e, söylüyoruz sorulduğu zaman veya yeri geldiği zaman. Ama o 85 gram denildiğini de biliyoruz yani öteki bazı alimlerin ben doğrusu İslam ansiklopedisindeki o aklımda kalmamış da onu hatırlamıyorum da. Kardavi'nin kendi zekat diye kitabı var. Orada 85 gram olarak açıklamış. Peki hocam. Bir sessiz sorumuz varmış. Efendim hep birlikte sessiz sorumuzu dinliyoruz. Emekli olursam günde bir cüz okuyacağım diye adadım. Bu adak olur mu olmaz mı? İyi günler. Evet o, olur, <laughs> olur. Neye olur? Kur'an-ı Kerim okumak bir ibadettir. Evet. E, dolayısıyla Kur'an e, nasıl ki kurban kesme e, adak olduğuna göre Kur'an-ı Kerim okuma bir adaktır. Günde bir yüz okusun. Okumadığı takdirde hocam? Yapacak bir şey yok. Yani günaha mı geliyor okuma? Evet tabi adağı yerine getirmemiş olur. Hmm. Şey, ama evet. ama hiç imkan bulamazsa. Yemin kefareti versin, belki cenab Hak onu vesileyle affeder. Seyircilerimizden biri demiş ki, köyde yaşıyorum, hiç cumaya gitmeyip yanımıza geldiğinde selam veren kişiler var. Böyle kişilerin selamını al almak zorunda mıyım? O kişinin Allah'ı inkar ettiğini, Kur'an'ı inkar ettiğini, ahireti inkar ettiğini duymuş mu? Allah'a, kitaba, peygambere, dine, imana sövdüğünü duymuş mu? Bunların hiçbirini duymamışsa eğer. Evet. Ve adam Cuma'ya gelmiyorsa o bir günahkardır. Ve Müslüman günahkar da olsa selamı alınır, selam verilir kendisine. Yani burada önemli olan şey o kişinin, yani Cuma'ya gitmiyor dediği kişinin e, Müslüman olup olmadığı. Peki Müslüman mı değil mi biz ne bileceğiz? Ondan Müslüman olmadığına delalet eden bir lafız, bir söz duymamışsak veya bir hareket görmemişsek, Madem ki o İslam toplumu içerisinde Müslüman ana babadan dünyaya gelmiş. Bize göre Müslümandır. İç halini Allah bilir. Ve biz zahire göre hükmederiz. Selamını alırız. Peki Müslüman olmayan bir kişi selam verse onun selamını... Ve aleyke diye Peygamber Efendimiz almış. Yani bu Yahudiler Peygamberimize selam vermişler. Peygamber Efendimiz ve aleyke diye almış. Ama onlar selam verirken bizdeki gibi esselamu aleyküm dememişler de esselamu aleyküm demişler. Sam ölüm demek hele Samyeli derlerdi. Hmm. O, o söylemişler. Peygamber Efendimiz ve aleyke demiş. Şimdi onların ne selam verdiklerini bilmediğimiz için biz anlayamayacağımız için belki ve aleyke deriz. O şekilde karşılık veririz. Peki. Tabi bu çok tartışılıyor. Yani Mesela bu gayrimüslim'e selam verilebilir mi? E, veremezsin. Ama o sana selam verir. Fakat sen ona, onların kendi diliyle bir şey söyleyebilirsin. Mesela Fransa'ya gitmişsin. Orada Zaten sana karşılaştığı zaman o şeyler selamünaleyküm demiyor Hristiyanlar. Bonjour diyor. Evet. Veya Alman kendine göre başka bir şey diyor. İngilizler hello vesaire. Neyse işte. Bir başka seyircimiz demiş ki kredi kartımızı iptal etmek için müşteri hizmetlerini aradığımızda bizi vazgeçirmek için her ay kartımıza 200 lira para yatıracaklarına dair teklifte bulundular. Biz iptal etmeyip bu parayı kullansak bir sakıncası olur mu? Şimdi sanki bu o kadar yeni şeyler çıkıyor ki cevap vermekte arkalarından yetişemiyoruz. <laughs> i̇nsanlar yani hiç duymadığın, bilmediğin, düşünmediğin yeni yeni şeyler çıkıyor. Evet. Ve haklı olarak da işin içerisinde banka girince, fazlalık girince acaba bu faiz mi değil mi insanlar tereddüt ediyor. Benim ilk aklıma gelen şu oldu. Bunu promosyon gibi değerlendirmek lazım. Promosyonu niye veriyor insanlar? Paranı bize yatır. Evet. <laughs> Emekli paranı, maaşını bize taşı diye veriyorlar. Bir menfaat umuyor. Bir menfaat. E burada da aynı bir menfaat var. Yani kredi kartı kullanmak, neye istiyor o benim? Yani o bir banka, benim, müşteri olarak. Benim kredi kartı kullanmamı niye istiyor? Demek ki menfaat sağlıyor ondan. Menfaat sağladığı için de aman şey yapma, iptal etme. İptal etme. Ben sana her ay 200 lira vereyim diyor. E, ay promosyon işte. E, ve promosyon için ne diyorduk? Fakirse harcasın, değilse versin. Fakire versin. Fakire versin veya sadaka versin. Yani o fakir diye kayıtlamak şart değil bence. Tasadduk. Yani herhangi bir hayri hizmete de olabilir. Bu zekat gibi değil çünkü. Zekat evet. fakire vermek zorundasın. Doğrudan fakirin eline ama bu şey zekat olmadığı için tasadduk oluyor. Hayri bir hizmette kullanılabilir. Bir başka seyircimiz, dini nikah kıyılmış ama resmi evlilik henüz gerçekleşmemiş bir durumda. Eşlerden biri ölse hayattaki eşin miras alma durumu nasıl olur? Şimdi nikah kıyıldığı zaman bu insanlar karı kocadır. Karı kocadır. Evet. Bazı e, zifafdan önce ölmeleri durumunda birisinin veya ayrılmaları durumunda bazı konularda farklılıklar olabilir. Ayrılmalarında özellikle. Şimdi bir nikah var, iki halvet var, üç zifaf var evliliklerde. Nikah akit, sözleşme. Nikah kıyma dediğimiz evet. o. Bu yapıldığı zaman bunlar evlidir. Birbirlerine artık karı kocadır, helaldırlar. Bir. İki, halvet. Yani kimsenin olmadığı yerde ve bunların e, ilişkiye girmelerini engel, tabii, tabi, sıhhi veya dini bir engel yokken, yalnız başlarına bir odada kalmaları. Buna da halvet-i sahia diyoruz. Üçüncüsü de fiili zifa. Şimdi nikah kıyıldığı zaman artık karı kocadır. Evet. Ve bunlardan biri öldüğü zaman öteki ona mirasçıdır. İster halvet olsun olmasın, ister zifaf olsun olmasın fark etmez. Ama halvet olmuş, zifaf olmamış veya zifaf olmuş ayrılmışlar. O zaman mehri tam alır. Mehir konusunda fark ediyor bak. Mehir konusunda fark ediyor. Bir de e, iddet konusunda şey, evet mehir konusunda fark ediyor, iddet konusunda. Ama halvet de olmamış. Nikah kıyılmış, halvet de olmamış, boşalmışlar. Ha, orada mehiri, miktarını belirlemişlerse yarım mehir alır. Belirlememişlerse eğer mut'a dediğimiz bir hediye verilir. Orada bir ayrım var. Ama miras konusunda nikah kıyıldıktan sonra artık bunlar karı kocadır, birbirlerine mirasçıdırlar. Düğün olmasa bile, zifaf olmasa bile. Peki hocam. Bir seyircimiz 8 yıl önce babam vefat etti. Vefat etmeden önce kendi şirket hisselerini kardeşime satarak vefat edersen benim hakkımı kardeşlerine bu şekilde öde demiş. Kardeşim şimdi o dönemde konuşulan meblaları o dönemdeki fiyattan bize verdi. Aradan 8 yıl geçti. Bunun hükmü nedir? E şimdi değerini vermesi lazım. Yani o 8 yıl önceki o paranın bugünkü değeri neyse onu vermesi lazım. Yani hak, hukuk onu gerektiriyor. Ki bunu hep ne diyoruz biz? Böyle e, alacak boş durumunda e, para değer kaybediyorsa ödeme zamanında o paranın değer kaybını tazmin etmek gerekiyor ki onu da enflasyonla ölçüyoruz diyoruz. Evet. Burada da aynı şey söz konusu. Diğer bir seyircimiz demiş ki hocam hasta ihtiyaçları birine yardım yapılsa bu adam da o yardımdan araba alsa caiz olur mu? Bu hasta ihtiyaçları ne demek acaba bilmiyorum. Eee ama şudur, o şunu söyleyeyim. Bir kimseye bir her ne şekilde olursa olsun, hangi yollarla olursa olsun para verdiğin zaman bunu ister sadaka olarak ver, ister zekat olarak ver, ister hibe olarak ver. Birisine bir mal vermişsen o, o, mal ona aittir artık. Evet. O onu istediği gibi kullanır. Haram yollarla olmamak kaydıyla. Haram yolda kullanırsa o da kendi günahıdır. Şimdi adam hasta tedavi olsun diye diyelim yardım etti. Fakat o yardım ettiği kişi de gitti şey yaptı Araba arabalı Araba aldı. O, onu bileceği işte. O parayı verdim ben. Artık o para ona ait. Diğeri onu başka yerde harcamışsa yapacağım bir şey yok. Peki hocam. Son iki dakikamız var. Bir başka seyircimiz demiş ki namaz kılanın önünden geçilmez kuralında mesafe hususunu açıklar mısınız? Şimdi e, bu genelde secde mahalli büyük camilerde özellikle secde mahalli. Ne demek secde mahalli? Yani biz namaz kılarken durduk, secde ettiğimiz zaman alnımız nereye kadar geliyor? İşte durduğumuz yerden 75 santim ileri, bir metre ileri. Oradan aşağıda gidebilir büyük camilerde. Ama küçük camilerde bu sınırlama olmuyor. Yani o küçük bir mescit var işte 5 metre ancak boyu var filan. Onun ön tarafından geçmek doğru olmuyor. Bu kırda bayırda ise daha çok sütre dediğimiz bir çubuk dikilip önüne konursa ondan onun öncesinden geçemez. Yani kişiyle o çubuğun arasından geçemez. O çubuğun arka tarafından geçebilir. Peki. Son bir soru sorayım hocam seyircilerimizden gelen. Bir seyircimiz demiş ki Cuma namazının ilk sünnetini kılamazsak farzdan sonra kılınması gerekir mi? Şart değildir kılabilir ama. Ama şart değildir. İlla kılacak diye bir kayıt yok. Yani bu öğle namazı gibi düşünelim. Öğle namazının farz, sünnetini ilk başta kılamamışsak farzından sonra kılabiliyoruz. Niye? Öğle namazının farzından sonra namaz kılmaya engel bir durum yok. E burada da cuma namazını kıldıktan sonra başka bir namaz kılmaya engel bir durum yok. Kişi isterse kılar. Peki cuma namazının sünneti de öğle namazının ilk sünneti gibi aynı derecede mi hocam? E şimdi Peygamber Efendimiz e, cuma namazından sonra bazen dört rekat, Bazen iki rekat sünnet kılmış. Hmm. Dolayısıyla o öğle namazının sünneti gibi kabul edilir. Peki hocam. Bu cevapla birlikte bugünkü programımızı noktalıyoruz. Rabbim razı olsun hocam sizden. Amin sağlık, inşallah. afiyet versin. Kıymetli seyircilerimiz ve kıymetli dinleyicilerimiz bugün bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Allah nasip eder içi her gün saat 17 ve 18 arasında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ufak bir hatırlatmada bulunayım. Efendim bizlere sorularınızı 7-24 gönderme imkanınız mevcut biz sorunuzun hangi yayında sorulacağını size haber veriyoruz. O yüzden 724 sorularınızı 0552 915 8242 numaralı çağrı hattımızı arayarak ya da sesli videolu normal mesaj atarak bizlere ulaştırabilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.